Evet değerli arkadaşlar, yan dişler ve ön dişler sanki yeni başlıyormuş gibi rol yapalım derse olur ki bir daha bu videoyu izleyenler olur, yeni başlamadığımız ortaya çıkmasın. Evet, bugün Gülsüm ve Eslem bizlerle. Haydi bakalım. Veli 234 TL'yi 4 ve 5 yaşlarındaki çocuklarına yaşları ile ters orantılı paylaştıracak. Eğer doğru orantılı paylaştırsaydı ne oluyordu? Kimin yaşı İşler dışlar büyükse mı? o büyük pastayı alacaktı. Buradaysa ne olacak? Bu kez yaşı küçük olan büyük alacak. O yüzden değerli arkadaşlar, ben yaşı küçük olana ne diyordum? Diğerinin orantılısını veriyordum. Yani 5K veriyorum. 5 yaşındakine kaç K vereceğim? 4 4K. kanka. Bakın çarpımlar eşit oldu mu? 5 kere 4 20, 5 kere 4 20. Tamam. Peki paramın tamamı 5K artı 4K kaç K etti arkadaşlar? 9K. 9K neye eşitmiş? Bu daha 234. 34. Arkadaşlar bölün bakalım 9'a. Kaç ediyor K'mız? 26 ve Harika. değil mi Azra? 26 ediyor K'mız. 26. Şimdi biz ne dedik? 4 yaşında olana 5K, 5 yaşında olana 4K kadar düşecek ters orantı. Bize neyi sordu? Büyük çocuğu. Tabii ki büyük çocuk kaç yaşındadır? 5. 5 yaşında değil mi? Şey gibi olmasın Özge. Şimdi ben babamla kardeş miyim? Yaşlar karışmasın. O klasik espriyi biliyorsunuz. O zaman 4K'yı bulacağız. 4 çarpı K dediğim sayı 26'ydı. 4 kere 26 ne oldu efendim? 80, 24 daha 104 oldu. Kaptık mı? Tamam mıyız? Peki yazmak isteyenler yazabilir. Devam edeceğiz. Daha neler gördük bu yaş problemlerinde? Diyor ki hocam diyor çocuk diyor annesi doğmadan doğmuş. Yok artık. Annesi doğmadan çocuk doğmuş. Hocam ben bir kişi eksime Eksi 5 yaşında çocuklar. Olur. Onlar hep oluyor. Peki. hocam. Sonra Nasıl var hocam ya? çıkıyor. Hocam annesi doğduysa o zaman uzayda doğmuş. Uzayda doğmuş. Evet. Hocam yalandır o. Yalan. Haydi başlayalım sorularımıza. Özdeş 5 musluk boş bir havuzu 16 saatte dolduruluyor. Aynı havuzun 10 saatte dolması için kaç musluk daha açılmalı? Buraya dikkat et. Kaç musluk daha açılmalı? Buraya dikkat. Cevaplar chatten efendim. Evet. Ne olacaktı? Toplam iş sabit. Yani 5 çarpı 16 sabit. O da ne yaptı? 80. Azra, bak o hataya düştün Azra. Doğru buldun ama kaç daha diyor Azra. Zaten 5 tane var çıktı değil mi Azra? Okey. LGS'de de bunu göreceğiz arkadaşlar. Evet, LGS'de de bu var. Böyle ayak oyunlarını çok göreceğiz. Aferin. Arkadaşlar ne diyorduk? 5 musluk 16 saatte doldurursa bir ruba Ali Emin, Eylül 10 saatte dolması için x kadar musluk. Bu ters orantı olduğu için çapraz değil. Nasıl çarpıyorduk? Karşılıklı değil mi Rümeysa? Karşılıklı. Evet çarpalım. 5 çarpı 16 eşit oluyordu. X çarpı 10. 5 çarpı 16 Deniz Asya 80 eşittir. X çarpı 10. X tabii ki de 8. Hemen D'ye atlarsan bize ne derler? Gülsüm, sazan mısın evladım derler. Çünkü daha diyor. O yüzden 5 tane vardı. Buğlen 3 tane daha açarsak bu iş tamamdır Mustafa'cığım. Emir, tamam mıyız? Yağız. Tamam hocam. Tamam mıyız? Kerem. Evet hocam. Keremciğim ekranını aç. Zeynep Rüya. Hocam ilk 8 dedikten sonra ne yaptık orayı anlayamadım tam. Efendim?
X'e 8 dedikten sonra onun sonucu. 5 tane vardı zaten. 8 olması için 3 müslük daha açacağız. Ha, daha tamam. Daha. Bir kelime bütün soruyu değiştirir. Var mı sorusu olan efendim? Geçiyorum. Bir fabrikada verimi aynı olan 15 makinenin 8 günde ürettiği malı 3 gün daha kısa sürede. 3 gün daha kısa süre kaç gün? 5 gün Rümeysa. Üretmek için makine sayısı kaç arttırılmalı? Bak kaç makine olmalı demiyor. Arttırılmalı. Yine bir kelime oyunu yapmışlar. Kaça diye okumuştum. Evet. Kaç arttırılmalı? Evet. Biraz da Mustafa Can okuduğumuzu anlama. Okuyoruz ve anlıyoruz. Zeynep, Rüya, Kerem, evet, Özge, Emir, ekran var. Hocam arada birazcık kapatmak zorunda kalıyorum çünkü biraz hastayım. Geçmiş olsun. Hayır, inşallah kayıp olduk. Hocam ateşim var şu anda ya. İlaç kullandın mı? Herhangi bir şey aldın mı? Yani Dolven kullanıyorum. Tamam, Dolven kullan. Şey de olur. Ne diyorlar ona? Nurofen. Nurofen iyi gelir. Heh, Zeynep Rüya. Niye açmıyorsun ekranı? Ben senin yaptığını biliyorum. Onda bir sıkıntım yok. Problemim yok. Valla ben bir hafta özlüyorum sizi ya. Bir hafta fazla yani. Gerçekten sizi özlemiyoruz galiba. Valla. Evet. Bu grubu görünce enerjim yerime geliyor tekrar. Hocam ben sizi özlüyorum. Valla ben de özlüyorum ya Mustafa. Evet arkadaşlar. 15 makine varmış. 8 günde yapıyorlarmış. 3 gün daha kısa sürmesi demek. 5 güne düşmesi demek. Değil mi Emir? O zaman X makine olacak. Çarpalım karşılıklı. 15 çarpı 8 eşittir x çarpı 5. Arkadaşlar bununla bunu sadeleştirdim. 3 oldu. 3 kere 8 24. Demek ki ne? Benim 24 makine ihtiyacım var. Cevap A şıkkı. Doğru mu? Hocam bir şey diyeceğim. Neden 5 yaptınız? Yanlış. Çünkü 15 makinem vardı. 24 olmak için Poyraz. 9'a ihtiyacım var. Buyur şimdi sor. Hocam hani 8'in altına 5 yazdınız ya. Evet. Niye yazdınız da 5'e? 3 yazıyor. 3 gün daha kısa diyor bak. Daha kısa. Anlaştık mı? Anlayacağım. Öğretmenim ben doğru oran yapmıştım. 3 gün daha kısa olursa diyor Rıba 5 gün. Efendim diyor Rıba. Öğretmenim ben doğru oran yapmıştım. Niye doğru orantı? Makine artarsa gün sayısı düşüyor. Ters orantı. Evet ama yine ben de 9'luyum. Şimdi denk 15 gelmiş. Denk gelmiş. Bulamazsın ki. Doğru orantıda çapraz çarpacaksın. 15 çarpı 5 75. 8 kere 9 70. Evet hocam çarpalım aslında. Yok olmaz. 8 çarparsak olur dedim. Yok böyle yapacağız. Anlaştık mı efendim? Hocam. Geçtim. A ile B ters orantılıymış. Ters orantılı olunca nasıl yazıyorduk A ile B'yi? Çarpı. Yani A çarpı B sabit bir sayı. K gibi sabit. A 5 iken B neymiş? 8. 5 çarpı 8. Sabit sayımız neymiş? 40 mıymış? Evet hocam. A 4 iken A düştü 4'e. Bu çıkacak. Kaça çıkacak 40 olmak için? 10. 10 açık. Değil mi? 10. 10'u ha. Tamam. 10. Bu kadar. B'yi soruyor bize. 10. İşte ters oran. Bu çok kolaydı. O yüzden ben çözdüm. Zor soruları size bırakıyorum. Evet efendim. Buyurun. Eş kapasiteli bulan 10 işçi bir işi 12 günde bitirebiliyor. İşe başladıktan 3 gün sonra. Evet, böyle sorular gelecek. Bir işçi işten ayrılıyor. Buna göre işin tamamı kaç günlük
Gecikmeyle tamamlanır. Bunu ilk cevaplayana bir tadelle vardır. Evet, tadelle. Hocam golfet olsun. Evet, ilk doğru cevaba bir tadelle geliyor. Evet, bakalım. Poyraz Ali'den geldi bir cevap. Zeynep Rüya'dan geldi. Mustafa, Eylül, Kutay. Evet. Eğer Poyraz'ınki doğruysa ilk o alır. Zeynep Rüya ise ikinci o alır. Çünkü başka bir şık gönderen yok. Peki nasıl yapıyoruz Zeynep Esler bunu? Dikkat. Deniz Asya. Eş kapasiteli 10 işçi bir işi 12 günde bitirebiliyorlar. 3 gün sonra arkadaşlar işin tamamı ne kadar? 120 günlük iş var, doğru mu? Yani bir kişi çalışsaydı bu iş kaç günde biter Demir? 120 günde. Peki Gülsüm, bunları çalıştıralım. Eslem, diyelim ki ne kadar çalıştı bunlar? 3 gün. 3 gün çalışırlarsa Ekin, Yağız bu işin ne kadarını bitirirler 3 günde? 30 günlük kısmını bitirirler. Doğru mu Kutay? Poyraz, bu biraz farklı bir soru. Dikkat. 30 günlük kısmı bitti. 120 günden 30 günü bitirirseniz arkadaşlar kaç günlük işiniz kaldı Zeynep Rüya? 90 günlük işiniz kaldı Azra, Üveys. Peki 90 günlük iş var. Arkadaşlar kaç işçimiz var? 11. Dikkat. 9. Bir kişi 9 işçi kaldı. Dolayısıyla 90'ı 9'a bölerseniz 10 gün sürer değil mi? 10 gün. Bir kişi ayrılmıyor mu? Tamam, 10 kişilerdi. Bir kişi ayrıldı, 9'a düştük. O yüzden 90'ı 9'a böldüm. Tamam mı? Ben 12 işçi sandım. Ha, yok, dikkat. 12 günde. Arkadaşlar 10 günde biter değil mi kalan iş? Evet. 10 gün. Peki biz 10 gün burada çalıştık. 3 günde burada çalıştık. Toplam kaç gün çalıştık? 13 gün. Arkadaşlar dikkat dikkat. İş normalde kaç günde bitiyordu? 12 günde bitiyordu. Ama kaç günde bitti? 13 günde. Sarkmamız kaç gün? Bir gün. Bu da Zeynep Rüya'ya bir tadelle olarak aferin. Hocam bir daha çözer misiniz? Bir daha çözüyorum sıfırdan. Gözünü 4, kulaklarını 8 aç. Burayı dinle. Ben yiyeceğim. Diyorum ki, birisi diyor ki ben, hocam diyor gözlüğüm var, gözümü 4 açtım da kulaklarımı 8 nasıl açacağım? Bluetooth kulaklık tak falan. Ne bileyim işte, dikkatini ver buraya ya. Ona takılma. Nihan diyor ki yırttım ben, gözlüğüm var. Bluetooth kulaklığım da var. Tamam, en iyi ben anlarım diyor. Boyraz Ali, sende de yok yok. Kulaklık var, mikrofon var, gamer koltuğu var. Evet. Aşağılarda da var. Ben bazen öyle görünce böyle diyorum ki herhalde biraz da League of Legends'a bağlanacağız ve hep beraber takımlar halinde. Bakın ben... Kuleleri yıkayacağız hocam. Yıl 2014 mü, 15 mi ne? 15. Arkadaşlar bir ofisim vardı. Bir tane okuldaki öğrencilere söz vermiştim. Dedim ki size League of Legends turnuvası yapacağım. Oyunu bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ofise arkadaşlar 8 tane televizyon. Evet, 8 televizyon. 3 tane sinevizyon koydum. Kura çekimi yaptık. 200'e yakın kişi katıldı. Herhalde 5 kişilik takımlar halinde mi oynadım? Evet. Evet hocam. 40 takım oldu. Turnuva yaptık. Bir hafta sürdü. Geldiler gittiler oynadılar falan. Böyle acayip ama armalar yapmışlar falan filan arkadaşlar. Ya öyle bir anımız oldu yani 200 öğrenciyle, liselilerle. League of Legends. Yani seni görünce o aklıma geliyor. Bir tanesi çünkü koltuğuyla gelmişti Poyraz. Hocam ben bu koltuk olmadan oynayamıyorum. Daha ilginç vardı. Bir tanesi klavyesiyle geldi. Benim tuş dokumu biraz soklu da. Neyse. Evet. Arkadaşlar 10 işçimiz var. 12 günde bitiriyorlar. İşin tamamına bakıyoruz. 10 çarpı 12. 120 günlük iş var. Doğru mu? Buraya anlatayım. İşin tamamı Alemin. 120. Arkadaşlar
3 gün sonra 10 işçi 3 gün çalıştılar. 30 günlük iş yaptılar. Doğru mu? Evet hocam. Geriye ne kadarlık iş kaldı? 90 günlük. Artık bunu kaç kişi yapacak? 10 kişi değil. Bir tanesi kazana düştüğü için 9 kişi yapacak arkadaşlar. Bölüyorum 9'a Azra. Emir, Alemin, Esra. 90 bölü 9. Demek ki 10 günde bu 9 kişi bu işi halleder. 10 gün. Arkadaşlar 3 gün başta yaptım. 10 günde bunlar çalıştı. Toplam 13 gün çalıştı. 13 gün. Bu çıkıntılık yapan, kaytaran olmasaydı iş kaç günde bitecekti? 12 gün. Benim gecikmem kaç gün? 1 gün. Cevap. Hocam ne diyeceğim? 120 günlük iş yok ki zaten 12 günde bitiriyorlar. Bak hayır. Bir kişi olsaydı, tek başına olsaydı 120 gün sürüyordu. Hatırladın mı? Bir kişi çalışsaydı 120 günde bitirirdi. Bunlar 3 kişi çalışarak ne yaptılar? 30 günlüğünü bitirdiler. 90 günlük geri kaldı. Tamam mıyız? Hocam 12 günü nasıl bulduk? Oradan almışsınız sadece. İyi anlamadım. Bir daha sor. 12 günlük. Bak. 10 işçi bir işi 12 günde yapıyor. Doğru mu? Doğru hocam. Tamam. Peki ben de sana diyorum ki bu işin tamamı nedir? Hepsi aynı anda çalışmasaydı, hepsi ayrı ayrı gelip çalışsalardı ne yapacaktı? Birisi 12 çalışacaktı. Diğeri 12, 12, 12, 12 hep birer kişi çalışsalardı 120 günde biterdi değil mi bu iş? Evet hocam. Evet. Sonra aynı şekilde 10 kişi 3 gün çalıştılar. 10 kişi 3 gün çalışırlarsa ne kadarlık iş yaptılar? 10 çarpı 3, 30 günlük iş yapıldı. Doğru mu? Hı hı. 120'den 30'una gittik. Kaç günlük işim kaldı şu an? 90. Peki elimde kaç işçi var? 9. O zaman 90'ı 9'a bölersem neyi bulurum? Kaç işçi olması gerektiğini ya da gün sayısı ya da kaç günde? 9 kişi var. Gün olarak 10 günde bitirirler. 10 gün onlar 3 kişi çalıştı. 9 kişi çalıştı. Bir de 3 gün çalışılmıştı 10 kişiden. Topladım 13 gün. Ama ayrılma olmasaydı 12 günde bitecekti. Bunlar yavaş yavaş oturacak. İki dişli çarptan biri 15 dişli, diğeri ise 12 dişli. Önce şunu söyleyeceğim, bir dakika dinleyelim. İki dişli çarkımız var. Arkadaşlar diş sayısı büyük olan mı daha çok döner, diş sayısı küçük olan mı? Hocam büyük olan. Küçük olan. Küçük olan. Arkadaşlar, evet Gülsüm aferin. Küçük olan daha çok dönecektir değil mi? Demek ki diş sayısıyla dönme nasıl orantılı? Ters. İki dişli çarptan biri 15 dişli. Diğeri ise 12 dişlidir. Büyük olan çark 24 tur attığında. Yani 15 diş çarpı 24 neye eşit olmalı? 12 çarpı x tur. Mantık olarak 12'li olan ne olması lazım? 24'ten daha çok atmalı. Doğru mu? Hocam 12 çarpı ne? Bu x diş sayısı. Tur sayısı. Tur. Şöyle düşünüyorum. Aynı yolu gidiyorlar. 15 dişli 24 turda bir yolu alıyorsa ne yapacak? 12 dişli daha çok dönecek. Aynı ne gibi düşünebilirsin bunu? Bir traktörün tekeri gibi. Şimdi bu traktör olsun, muhteşem resim şeyimle. Şimdi size bir traktör çizeyim de gör. Evet. Arkadaşlar bu traktör. Evet. Benzedi mi? Benzedi, benzedi. Evet. Gülsün benzedi mi? Bence de. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bakın ikisi de aynı yol gidiyor. Doğru mu? Bu 20 tur attı diyelim. Bunun ne yapması lazım? Atıyorum şeyine göre 40 tur gibi fazla atması lazım. Aynı şey burada da var. 15 dişli olan 24 tur attıysa çarparak bulurum değil mi? Toplam ne kadar döndüğünü. Diğer 12'liyi de bulacağım. Yapalım. 12'yi 3'e böldük 4. 15'i 3'e böldük 5. 4'ü 24'e böldük 6. X neymiş efendim? 30. Demek ki 30 tur atarmış. Mantık olarak da öyle olması lazım. 15'li 24 tur atıyorsa 12'li 30 tur atar. Anlaştık mı?
Hocam bir daha yapar mısınız? Bir daha yapıyorum efendim. İlla çizdireceğiniz bana yine muhteşem çizim şeyimle, yeteneğimle arkadaşlar. Dişleri saymadım, tutmayabilir. 15 dişli bile. Şöyle düşünün. Hocam daha çok çizim. Neye benzedi? Her yıl söyleyeceğim. Şöyle. Hocam ya balığa ya da arkadaşlar dikenli balon balığı dikenli top. 15 dişli bu 12 dişli. Çarpı bu 24 tur atmış. X çarpı bu kaç tur atar? 15 çarpı 24'ü sadeleştirdim. 360 mı? Niye hiç söylemiyorsun? Hocam 12 ile 24'ü bölsen 2 olurdu. Niye kasıyorsun diye. He? Hiç söyleyen de yok ha. Bizde özgürlük var ya, söyleyebilirsiniz. Yani benim yanlışımı bulana kadar özgürlük. Benim hocam bir şey diyeceğim. Ekranı kapatırım. İki ders ekran kapatma cezası veririm. Evet, işin şakası. Hocam. Ha? Arkadaşlar ne oldu? X demek ki 30'muş. Tamam mı? Hocam ben ne dedim? 15'i direkt 24'ü çarptım. 360 buldum. 12 ile de 360'ı buldum. Hiç sorun değil. Buyurun bunu da siz yapın ya, yoruldum. 63 tane Fındık. 2 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğa yaşlarıyla ters orantılı olarak paylaştırılacaktır. Bir çocuk kaç tane fındık alır? Çok basit olmuş. Bakarak çözenler dedim. Zeynep Rüya attı bile. Bakarak Emir, Buğdem, aferin. Hocam bir dakika hemen atacağım. Gönder Deniz. Harikasınız. Evet Nihan. Evet. Arada Ali Emin, Zeynep Ekin. Evet. Aferin. Rümeysa, aferin. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar 2 yaşındakine kaç K düşecek? 7K. 7K diyorduk değil mi? Buna 7K düştü. 7 yaşındakine kaç K düşecek? 2K. 2K. Arkadaşlar toplamımız kaç K? 9K. Bu neye çıkmış? 63'e mi? Evet. Dediğim sayı 7 mi? Evet. 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 Arkadaşlar bize neyi sordu? Büyük çocuk. E büyük çocuğa büyüğe ops. Ne demiştik? Büyüğe 7K. Büyük 7K'ydı. 2 kere 2 14. Zeynep Esler. Bakma sen bunların artistik yaptığını. Onlar da bilmiyordu daha düne kadar. Yeni öğrendiler. Merak etme Gülsün. Böyle artistik yapıp attıklarına bakma yani. Onlara da ben öğrettim falan diyor. Hocam bir daha anlatabilir miyiz? Yani? Bir daha anlatıyorum. Ne yapıyorduk ters orantıda? Normal düz orantıda buna 2K diyorduk değil mi Buğla? Buna 7K diyorduk. Ama ters dediği için ne yapıyoruz? 2K 7K oluyor. Tam tersi. Buna 7K, buna 2K dedik. Topladık, iki tane çocuk var. Başka da bir şey yok. 9K. 9K'nın toplamı ne? 63. 63 eşittir 9K ise 9 kere kaç 63'tü ya diyoruz. K'yı 7 buluyoruz. Büyük çocuğa 2K gelmişti. Değil mi arkadaşlar? O yüzden bu arada ben yanlış yazdım. Burası 2K olacak. 2K gelmişti. 7 kere 2 olmuş. Şimdilik oldu mu? Al. Evet. Ara vermeyeceğim. Non-stop devam edeceğim. Bugün biraz geciktiğim için. Arkadaşlar sabrınızı sığınıyorum. Evet. Dinlendireyim mi? Yoruldunuz mu? He? Hocam dinlensek. Dinlenelim. Peki. Arkadaşlar o zaman dersin bu noktasında yoga öğretmenimizi çağırıyorum. Birazdan yoga yapacağız. Olur hocam. Yes. Bu hafta sonu bir okula gittim arkadaşlar. Okulda böyle anlatıyorum. İşte şöyle iyiyiz, böyle uçuyoruz, böyle kaçıyoruz falan. Bizim de eğitimci olduğumuzu bilmiyorlar. Bir özel okul. Neyse. Dedim ki bu okulda farklı ne var? Diğer okullardan farklı ne var? Bize onu söyleyin. Dediler ki biz bu okulda spor dersinde yoga yaptırıyoruz. Dedim çok değişik. Kayıt yaptırmalısınız. Her kim için. Hocam hemen bana okulun ismini verin. Oraya gitmem lazım. Yoga dersi veriyorlar. Evet. Hocam rahatlayalım bir kafamızı boşaltalım. Yani dedim ki ben de velileri yönlendireceğim kesinlikle. Yoga yapmak isteyenler varsa bu ısrarla. Hocam öğretmenler çok
Mustafa başlıyor. Sonra bak ilginç bir şey oldu. İlginç bir şey oldu. İşte teknolojiden anlattılar falan filan. İşte uçuyoruz, kaçıyoruz falan filan. Ne yapıyorsunuz dedim teknoloji olarak? Hocam ben yoga yapıyorum. Yoga. Ama ha, yok. Yoga. Evet. Şey, internet üzerinden yoga yapıyoruz. Yok öyle bir şey. Dediler ki işte çocuklara şöyle tasarım yaptırıyoruz. Üç boyutlu çizdiriyoruz falan filan. Onlar bizim okulda yapıyor. Ondan sonra dedim ki tamam güzel. Üç boyutlu yazıcınız var mı dedim. Lay 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 lay. Müzik geldi. Yalnız arkadaşlar ya deseydiler ki yan tarafta üç boyutlu yazıcı. Bütün karizma yerlerde. Evet. Çok riskli bir soruydu. Ama ben kazandım çok şükür. Üç boyutlu yazıcıları yokmuş. İlhami Hoca bir sıfır. Hocam şimdi bu okul yoga yapıyorsa hocaları kıyamıyor. O zaman mantıken öğrenciler çok rahatlar. Bak şimdi bir tanesi şey sordu. Bak çok kritik ve belirleyici bir soru. Gülsüm. Ya bu çok sorulması gereken bir soruydu. Dedi ki kız basketbol takımınız var mı? Benim kızım ortaokula gidiyor. Kız basketbol takımı var mı? Beden öğretmeni bir dondu kaldı. Şöyle dedi ki ya çeşitli şeylerimiz var. Tabii yani 3-5 arkadaşını bulursa onu da kurmak isteriz falan. Tabii beden öğretmeni doğal olarak ne düşündü? Kızınız dedi yani lisanslı sporcu mu dedi. Bak. Veli'nin verdiği cevap şu. Ha evet Fenerbahçe ile şey yapıyor, ilgileniyor. Aa dedi benim oğlum da Fenerbahçe'de oynuyor dedi basket takımında. Kızınızın ismi ne dedi? Veli'nin dönüş çok muhteşem oldu. Şey benim dedi kızım dedi Fenerbahçe'nin bütün basket maçlarına gidiyor dedi. Allah cızırtına vermesin. Ya biz de zannediyoruz ki çocuk profesyonel basket oynuyor. Yok abicim bütün maçları izlemeye gidiyormuş. Evet. Hocam bizim okulda futsalda hocam kızlarla erkekler aynı takımda olabiliyor. Ama hocam biz geçen turnuvaya gittik. Evet. Takımda iki tane kız oynuyordu hocam. Hocam bir de bir şey diyeceğim. Benim hocam, kızım mesela benim kızım da 3'e gidiyor. Penaltı turnuvası olmuş. Erkekler demişler ki ya sen ne anlarsın? Azra okudum onu. Azra diyor ki yoga yapmak yerine 2 rekat namaz kılsalar ya hocam diye doğru söylüyor. Evet. Mantıklı. Benim kızıma demiş ki erkekler sen ne anlarsın demişler toptan. Arkadaşlar bizim kız penaltı turnuvasında penaltı kraliçesi seçilmiş. Birinci olmuş. Aa hocam. Efendim Poyraz? Hocam törende, hocam törende vermişler. Ben dedim hocam bu kız ne alaka? O kız benim kızım. İşte o törende penaltı kraliçesi olan benim kızım. Hocam bir de sonun soyadında Yıldız diyorlardı. Bu. Bana bir yerden tanıdık geliyor. Nereden? Evet. Acaba nereden? İlk sayıları 3 ve 5 de ters orantılı. X'e 3K diye de ne diyorum? 5K diyorum Gülsüm. Yırıba Y'ye de 5 değil de 3K dedim. Bunu yaptıktan sonra Emir, Rümeysa, Mustafa ne yapıyorum? Yerine yerleştiriyoruz bunları değerli arkadaşlar. Hemen yerleştirelim. X gördüğüm yere 5K, Y gördüğüm yere 3K yazdım. 3 kere 5, 15K. Eksi 3 kere 2, 6K. Eşittir 99. Arkadaşlar bunu çıkarırsak 9K eşittir 99. Tabii ki hepimizin bildiği üzere K 11. Arkadaşlar K 11 ise bize X'i sormuş. X'e 5K dediğimiz için hepiniz yapmışsınız zaten. 55 etti. Evet. Ben peki. Daha soruyu bile okudum. Ben biliyorum okuduğunuzu. Hadi 8'de siz yapın Özge. Diyecektim. 8 yok ki. Tüh be 8 ise yaptıracaktım şansa bak. Hocam bir çevirir misiniz? Ben yazamadım. Tamam yaz dostum. Öyle bir şarkısı var değil mi Barış Manço'nun? Yaz dostum. Yaz dostu. Evet. Peki o yazarken biz o zaman bir tane hocam, hocam deyim soralım. Akıl sorusu sorun. Hocam bir şey diyebilir miyim? Akıl sorusu da soracağım da bir tane deyim sorayım bugün. Yoga neyden yapılıyor? Hocam bence o okuldaki öğretmen. Yoga neyden yapılıyor? Evet arkadaşlar ekrana iyi bakın. Bir resim göstereceğim. Bu bir deyim. Bakalım ilk kim cevap verecek? Çete yazıyoruz. Kuralımız belli. Bakalım kim bilecek? Ne? Aa, ahi. Anlamadım. Beni pinlerseniz, büyütürseniz görürsünüz. Vallahi büyüttüm. Çünkü pinlenmiyor.
Bir dakika. Yok, ateş yok, ateş değil o. Normal üflüyor. Önündeki... Önünde ne var? Su. Nasıl bardağa dolu tarafından bakmak ya? Tamam, önünde bir bardak var. Bardakla ilgili bildiğiniz deyimleri düşünün. Bir de su var. Sütten ağzı yanan yok canım. Suyu soğutarak içmek diye bir deyimimiz yok dostum. Ne bileyim hocam. Bardaktan su taşırmak. Yok değil. Yalnız yeni deyimler üretiyorsunuz. Bundan sonraki çocuklara, torunlarınıza kalır bunlar. Var var. Hocam benimki doğru mu? Evet. Hocam benim attığım doğru mu? Esra'cığım burada bir dökülen suyu bardaktan taşırmak yok. Su ve bardağı ben söyleyeyim. Bildiği şeyi içme. O ne? O değil. Hocam üflediği şey normal. Suyu buz etmek, alev püskürtmek, suyu elini değdirmeden diyorsun. Ya gerçekten Taha hayal gücüne hayranım. Hocam ne yapayım daha, ne diyeyim? Valla ne yapabilirsin ki daha? Yok, ben hadi biraz daha kopya vereyim. Bir bardak diye başlıyor. Bir bardak. Bardak. Gaza geldim. Yok. Suya işkence ettik. Bir bardak. Evet Zeynep Rüya, bugün dişlerini çürüteceğiz. Yine tabii. Ya hocam söyleyecektim ama. Evet, Zeynep Rüya neymiş bu deyimimiz? Bir bardak suda fırtına koparmak. Evet, bir bardak suda fırtına koparmak. Anlamını biliyor muyuz arkadaşlar? Ne sanıyordum hocam? Bilecek bir sebepten. Hocam çok küçük ve önemli şey yüzünden büyük bir şeyler yaratmak. Evet, annesi bebeğin azıcık ateşi yükselince çok ağır hastaymış gibi bir bardak suda fırtına koparıyordu. Hocam o fırtına mı, ben anlamadım. Sarı bir şey çıkıyor. Hocam evet, söyleyebilir miyim? Hocam aleve benziyordu. Arkadaşlar LGS'de bir sorunuz bu deyim ve atasözlerinden. Dikkat edin. Evet. Hocam bir anlamını daha söyleyebilir miyim? Söyle dostum. Hocam çok küçük ve önemsiz bir şey çok büyük sorunu haline getirmek. Evet. Buna benzeyen ne var? Pireyi deve yapmak. Pire için yorgan yakmak, değil mi? Böyle deyimlerimiz de var arkadaşlar. Peki. Hocam bundan sonra hocam bir tane de akıl sorusu soracağım. Evet hocam. Sorusu diğer fen dersinde gelecek. Çok zor bir soru gelecek. Arkadaşlar hayır. Şimdi bu konu karşımıza LGS'de de çıkacağı için bunu ne yapmaya çalışacaklar? Günlük hayatta yeni nesil soru haline getirmeye çalışacaklar. Ve o da nerede başlayacak, karşımıza gelecek özellikle? Ölçek. Ölçek diye bir şey duyduk mu? Ölçek. Diyor ki Antalya ile Kaş arasındaki uzaklık 200 kilometredir. Evet, ben gittim o arayı. Gerçekten çok zor bir yol. Bilmiyorum giden var mı Antalya'dan Kaş'a. Bir tarafı... Kaş neresi? Kaş Muğla'da. Arkadaşlar Antalya'dan Muğla'ya doğru. Bir tarafın deniz, dağ, yol dar ve çok virajlı. Ben giderken demiştim yani başka yol mu bulamadınız yapacak diye. Neyse 200 kilometreymiş. Bu uzaklığın 1 bölü kaç bin milyon mu? 1 bölü 1 milyon ölçekli bir haritada kaç santim olduğunu bulacağız sizlerle değerli arkadaşlar. Hocam siz kesin sahilin oradan gitmişsiniz. Evet, sahilden. Arkadaşlar ölçek demek haritadaki uzaklık bölü gerçek uzaklık demek. Bu ne demek oluyor yani? Arkadaşlar 1 milyonla gösterilen uzaklık bu haritada bir birim. Santimse santim, metre ise metre, artık nasıl gösterilmişse senin orada ölçtüğün bir aslında 1 milyon demek. İşte arkadaşlar o yüzden santim olarak verilmiş. Santim demiş zaten bize. Arkadaşlar burada birim çevirme işimize yarayacak. Birim çevirme işimize yarayacak. Bakın 1 bölü 1 milyon eşit olacak x bölü 200. Çünkü gerçek uzaklığı alta yazdık Deniz. Üste x yazacağız Gülsüm. Haritadaki ölçtüğümüz uzaklık. Arkadaşlar bu bir oran olduğu için Rümeysa ve sabit olduğu için burada ne olacak? Ekim, Eylül. Doğru orantı yani içler dışlar çarpı. Yani 1 milyon çarpı x eşittir 200 olacak değerli arkadaşlar. X'i bulursak 0,002 kilometre. İsterseniz siz bunu neye de çevirebilirsiniz? Santime de çevirebilirsiniz. Arkadaşlar çevirelim.
1 metre kaç santim? 100 santim. Peki 1000 metre kaç santim? 1000 metre. 1 kilometre, doğru mu? 1 kilometre kaç santim olur? 100 bin santim olur. 100 bin. Arkadaşlar bizimki 1 kilometre değil, 200 kilometre. O zaman burayı 2 ile çarp. Yanına kaç sıfır koy? 2 sıfır koy. Yani bu kadar santim. Ben bunu kaça bölecektim? 1 milyona. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne gitti? 6 tane sıfır. Ne kaldı? 20 santim. Hemen bir örnek daha yapalım. Bakın. Hocam. Efendim? Dadım içiniz yerimi daha açabilir misiniz? Açayım. Burada ya. 1 milyona x'i çarpınca nasıl 200'e eşit olabilir ki? 200'e eşit olmaz. Bu santim ya, bunu da santime çevireceksin. Şöyle, bunu sonradan çevirmiş o. Şu kilometre yapmış. Biz direkt santim yapalım. Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıfır gitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıfır gitti. X eşittir 20 kaldı. Santim. Hocam ben şöyle... Hocam bugün üst üste matematik işledim ya. Evet. Hocam buradaki 200 santim yani, değil mi? Santime sonradan çevirmiş. İstersen sen başta çevir. Tamam mı? Hocam bu nasıl doğru orantı oluyor? Şimdi orada yazılan bir... Şöyle bir şey. Nasıl doğru orantı oluyor? Dikkat. Orada bir ölçek var. Biz o ölçeği genişletiyoruz veya daraltıyoruz. Anladın mı? Oran değişmiyor. Yani sen şöyle düşün, bir harita çiziyorsun. Diyorsun ki ben bu haritada bir santim aslında bir kilometre. Tamam, bir santim bir kilometre ise 20 santim ne olur? 20 kilometre, doğru orantı. Uzunluk büyüdükçe gerçekteki uzunluk da büyüyecek. Şu soruyu da çözersek daha iyi anlayacaksınız. Yukarıda 1 bölü 1 milyon diyordu ya. Şimdi x bölü 200'e ama x'i 20 buluyoruz. 1 milyon 200'e azalırken 1 20'ye çıkıyor. 20'ye çıkmıyor. Dikkat et. Aslında şu oluyor bak. 1 bölü 1 milyon ya. Seninki de x bölü 20 milyon oluyor. Bu 20 katına çıktıysa bu da 20 katına çıkar. Şimdi oldu mu? Doğru orantı. Oldu mu Zeynep peki? Oldu öğretmenim. Oldu. Şimdi buna bakın daha iyi anlayacaksınız. Orada sayılar çok büyüktü. Şimdi ölçeğimiz ne? 1 bölü 40. Bu ne demek? Ben 40 santimi burada ne gösterdim? 1 santim gösterdim demek. Anlaştık mı? Arkadaşlar ölçeğimiz 40'ta 1. 1,5 santim olacaksa bu gerçek uzunluk. Acaba burada gösterilen uzunluk acaba gerçekte ne kadar? Yine içler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar bu yarım katına çıkmışsa bu da yarım kısı kadar eklersen 60 santim olur. Demek ki dersin ki burası 60 santimmiş. Şimdi daha iyi oldu mu? Hocam bir dakika, 1,5 çarptığını nasıl 60 buluyor? Bir daha yapıyorum. Bunlara alışın, ondalık sayılar gelecek hep karşımıza. Bu ne demek? Gerçek. Bu haritadaki. Diyor ki gerçekteki 40 santimi ben burada 1 santim diye çizdim. Gerçekteki 1,5 santim ne olur? 1 santim 40 ise 1,5 santim yarısı kadar daha ekleyeceğim. 40'ın yarısı 20. Ekle 60. İçler dışlar çarpımı yap. 1 kere x, x. 40 çarpı 1,5 ne olur? 60. Oldu mu efendim? Hocam şey mi yaptık? 40'ın yarısını alıp üstüne 40 mı ekliyoruz? Aynen. 1,5'a çarpmak ne demek? O demek değil. Yarım. Yarım eklemek demektir üzerine. Mesela senin 2 ekmeğin var. Benim de senin 1,5 katı fazla ekmeğin var. 1,5 kat ekmeğin var. 2 ekmekte 1 kat olsa 2 olurdu. Yarım, yani 2 ekmeğin yarısı 1 ekmek daha fazla. 3 ekmek. Bir şey ekmek. Arkadaşlar zaten ondalık sayılarda çarpmayı biliyorsunuz canım. Evet, A ve B birbirinin arasındaki uzaklık 1 bölü 250 milimetre. 4 santim olduğuna göre gerçekte nedir diyor. Buyurun bunu. Gerçekte kaç kilometredir? Dikkat, bizim ölçeğimiz santim. Sizden kilometreye çevirmenizi bekliyoruz. Tamam mı? Kilometreye.
Bakın bu kaç katına çıkmış? 4. Bunun 4 katı nedir? 250 binin? 1 milyon. 1 milyon ne ama? Santimetre. 2 tane sıfır attınız? Metre. 3 sıfır attınız? Kilometre. Kaç kilometreymiş arkadaşlar? 10 kilometre. Şimdi daha iyi oldu mu? İyice yerleşti mi? Efendim Eylül? 1 milyon ne? 1 milyon santimetre. Santimetre. 250 binin 4 katı. 250 bini 4 ile çarparsam 1 milyon etmez mi? Hocam 250 bin. Yani şöyle diyeyim sizin aklınızın alacağı şekilde. 250 bin abonesi olan biri 4'e katlarsa 1K olur değil mi? Yani 1 milyon K. 25 ile 700 diye. Sadece sıfırlar var. Efendim Zeynep Ekin anlamadım. 5 sayıyoruz. Sadece sıfırlar ekliyoruz sonra. Evet. 1 milyona çıktı. 2 sıfır sildim. Metre oldu. 3 daha sildim. Kilometre oldu. Bu hocam görevi... neye eşit yani? Ne 250 bin? 250 bin santim demiş ya santim. Tamam da hocam o santim neye eşit yani? 250 bin santim. İki, yani şöyle düşün. Bir harita çizdik. Tamam. Bu haritada şöyle çizdiğim 1 santim gerçekte ne kadar denk geliyormuş? 2,5 kilometreye. Anladın mı şimdi? Küçültüyor kroki. Anladık mı şimdi? Evet. Böyle sorular gelecek. Dikkat edelim. Daha ben yapmayayım canım. Sıradakini siz yapın. Buyurun efendim. 1/500. Hadi bak sayı küçük. Hocam 2 yaramadı. 1/500. Yani 500 santimi 1 santim olarak gösteriyorum. Hocam ben diğerini yazamamıştım. Yazalım. Buyurun. Zeynep Eslem nasıl gidiyor? İyi hocam. Hocam ne yaptın ya? Bombardıman yaptın ilk dersten. Hiç acımadın diyorsun. Bizim ilk dersimiz değil çünkü. Merak etme ama bunlar okulda da geleceksiniz. Gülsüm nasıl gidiyor Gülsüm? Hiç iyi gitmiyor hocam. Vallahi zor muymuş? Hocam biz bu konuda değiliz. Olsun. Oranda bile değiliz. Yakınsınız yakın. Yakın. Hocam biz daha oranda bile değiliz. Tamam. Oran, biz daha yeni geçtik. Düz orantı, ters orantı merak etmeyin. Bizim zaten artımız burada arkadaşlar. Biz şimdi sizinle LGS'yi de yazalım. Hocam biz doğru orantı, ters orantı problemi değil. Dediğimiz için ne oluyor biliyor musun Alemin? Dershaneler Ağustos, Eylül gibi başlayınca herkes daha LGS'ye yeni ısınıyor. Biz çoktan bitirmişiz. Oradan dershanede anlatınca bizimkiler diyor ki ha hocam şöyle oluyor böyle oluyor. Falan filan. Hoca diyor ki sen nereden biliyorsun ya? Sen nereden biliyorsun? Hepiniz yaşıyorsunuz değil mi şimdi mesela? Okulda görmeden tak 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 yapınca. Değil mi Nurbanu? Yakaladım seni. Gördüm onu. Hocam ben sizin sayenizde matematik dersinde çok iyi oldum. Daha dur daha yeni başlıyoruz. Yeni nesil sorulara gelince göreceğiz siz. Efendim. Hocam bir de. Dikdörtgen şeklindeki bir odanın kenar uzunlukları 1/500 ölçekli bir planda. Yani 500 olan bir şey bir birime düşmüş. 15 santim ve 6 santim olarak çizilmiş. 1/500 ise 500 santim 1 santim ise 15 santim gerçekte nedir? Ve 1/500 ise 6 santim gerçekte nedir? Çarpacağız mı? 500 katını alacağım, 15 katını alacağım. Bak bu 15 katına çıkmış doğru orantı. Bu da 15'e katlayacağım. 6'ya hocam 15 ile 6'yı çarptım. Efendim? 15 ile 6'yı çarptım. Direkt öyle. Hayır 15 ile 6'yı çarpmayacağız. Bak ne yapmış? İki ayrı uzunluk var. Zeynep Pekin dikkat. Burası 6, burası 15. Burada 1 santim aslında 500 santimdi. Sen o zaman 15 santim ne dersen 15'e katlayacaksın değil mi? 500'ü. Burada da 1 santim 500 santimdi. 6 santim ne olur? 500'ün de 6 katı olur. Yani arkadaşlar bakın bizim 1/500 ise şeyimiz bu şeyden yapmış. Direkt çarparak yapmış. Hiç gerek yok. Hocam şu anda karışık. Sanız olur mu?
Efendim? Bu çözümler çok karışık. Aynı şeyi sürekli yazıyorlar her işte. Siz bak, yapsanız... Hemen gösteriyorum. Şimdi bizim arkadaşlar bizim ölçeğimizi alalım. 6'ya 15 ya değerli arkadaşlar. Bunun 6 katını aldık. Kimin? 500'ün 6 katı. Burası ne oldu? 3000 mi oldu? 15'in 500 katını aldık. Ne olur? 10 katını alsak 5000, 15 katını alırsak 7500. Yani hocam, hocam yani odanın gerçekte uzunluk... Evet, oda aslında, çizdik oda aslında neymiş? Burası 3000'miş uzunluğu, burayı 7500'müş. Ben bunu ne yapmışım? 500 kat küçükmüşüm. Anladın mı şimdi? Olay bu aslında. Alanını bul demiş. Alanını bulmak istiyorsan da dikkat et. Bunlar santim ya. Santim. Ben bunları metrekare dediği için neye çevirmem lazım alemi? Metreye. Metreye çevirirken kaç sıfır atıyoruz? 2. 2 sıfır. Yani 30 çarpı 75 metrekare. Okey? Bu kadar. Tamam. Hocam 3 tane sıfır vardı ama. Efendim? 3 tane sıfır vardı. 750 olmayacak mı? Nerede? Hocam şöyle. Yok yok 7500. 2 sıfır var. 3 sıfır yok. Ben bunu fazla yazmışım. 7500. Evet. Doğru ve ters orantı problemlerine geliyoruz değerli arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli problemler. Şimdi değerli arkadaşlar. Burada sıkıntı şurada yaşanıyor. Birçok öğrenci gerek LGS'de gerek diğer konularda emir. Mesela LGS'ye başladık Rümeysa, Nihan. Ben ilk konu anlatıyorum. Çarpanlar ve katlar. Herkes süper çözüyor falan böyle. Yeni nesil sorulara gelince biraz tökezliyor. Sonra bir sonraki konuya geçiyorum. Üstü sayılar. Herkes süper çözüyor. Yeni nesil sorularda zorlanıyor. Üzerine köklü sayılar geliyor. İlk başta çözüyorlar kolaylarını. Zorlarda zorlanıyor. Sonra Poyraz. Bir soru soruyorum. Evet. Sorunun içinde çarpanlar ve katlar var. Üstü sayılar var. Köklü sayılar var. Ondan sonra ne oluyor biliyor musun Ali Emin? Kafaya huni takacak seviyeye geliyor öğrenci. Evet zorlanıyor. İşte matematiği ya hocam ben aslında anlıyorum ama yapamıyorum. Yapamazsın dostum. Çünkü dershane konuları Mayıs ayında bitiriyor. Ve sen onları aylık aylık görüyorsun. Bir soruda hepsini birleştiremiyorsun. Şimdi biz sizinle ne gördük? Doğru orantı, ters orantı gördük. Doğru mu? Evet. Şimdi artık soru bize şunu söylemeyecek. Doğru orantı mı, ters orantı mı söylemeyecek. Söylediğinde basit bir yapma. Şimdi biz kendimiz çıkaracağız. Burada doğru orantımı var, ters orantım var. LGS'de de aynısı. Karşınıza bir soru gelecek. Ha, ben bu soruyu nasıl çözerim? Şurasında çarpanlar ve katları kullanacağım. Burada karenin alanını kullanacağım. Burada köklü sayıları kullanacağım. İşte o yüzden bütün konuları erken bitirmemiz lazım. Öbür türlü ne oluyor? Mayıs ayında konular bitiyor. Öğrencinin eli ayağına dolaşıyor. Aa, bu soru ne anlatıyor? Oo, geçmiş olsun. Bir ay sonra sınav var. Evet. Soruyu okuyoruz. Okuduğumuzu anladım. 4 litre limonata karışımının 2,5 litresi limon suyudur. Şimdi 4 litre karışım var. 1,5. 1,5 limon suyu. Arkadaşlar geriye ne kadar kaldı? 2,5 mu? 2,5 neydir? Sudur. Doğru mu? Sudur. Şimdi arkadaşlar amcamız diyor ki 6 litre limonatada kaç litre limon suyu vardır? Şimdi soruyoruz. Bu soru doğru orantı mı, ters orantı mı? Ters orantı. Doğru. Arkadaşlar doğru. Limonunuz 4 litreden 6 litreye çıkarsa limon suyunuz da artmaz mı? Evet hocam. Artar. O zaman bu nasıl orantı? Doğru. Hemen hatırlıyoruz Rümeysa, Biruba. Doğru orantıda nasıl yazıyorduk Kutay? 4 litrede
1,5 litre limon suyu varsa 6 litrede ne kadar vardır? Değil mi? Peki hatırlıyoruz. Doğru orantıda çarpmayı nasıl yapıyorduk? Düz mü, çapraz mı? Çapraz. O zaman ne yapacağım? 4 ile x'i çarpacağım. 4 çarpı x eşittir 6 çarpı 1,5. Arkadaşlar bakın bu soruda ters mi doğru mu karar verdik. Şimdi neyi kullanıyoruz? Ondalık sayılarda çarpma. 6'yı 1,5'a çarparsak ne olur? Evet. Hocam. Evet hadi. 6'yı 1,5'a çarp. 9 diyemeyen öğrenci 5. sınıfta sıkıntısı vardır. Bu çocuğa ben 5. sınıfa götürüp ne anlatmam lazım? Ondalık sayılarda çarpma. O yüzden ben diyorum 5. sınıftan başlamalıyız bu işe. 9. Bitti mi? Bitmedi. 4 çarpı x. Şimdi ne çözeceğiz? Bu yıl öğrendiğimiz denklem çözme. Nasıl buluyorduk x'i? Her iki tarafı kaça böleceğim? 4'e. 4'e böleceğim. Niye? X'in katsayısına bölüyorduk Eslem. Çırt çırt. X yalnız kaldı mı? Kaldı. 9 bölü 4. Hayda Ali Emin. Yine geldik 5. sınıfa. 9'u 4'e böleceğiz Dilruba. Bölelim. Arkadaşlar 9'un içinde 4 2 kere var. 2 kere 4 8. 1 kaldı. 1'in içinde yok 10. 10'un içinde 2,5. 8. 2 kaldı. 20 yaptık. 5. 20 oldu. Bitti. Demek ki neymiş arkadaşlar? 2,25. Bak çok basit bir soruda bile ondalık sayılar kullandık. Neler neler kullandık. İşte matematiğin yapılamamasının nedeni bu. Eğer bir basamağı iyi koyamazsak diğer basamaklarda zorlanıyoruz. Geçtim. Hadi bunu siz yapın. Hocam yazamamıştım. Yaz hadi dostum yaz. Hadi. Kolay bir soru. Evet. Yazdık mı? Hocam az kaldı. Haydi. Evet. Adile teyze 240 gram kek yapacak. 80 gram şeker kullanıyor. 510 gram kek yapmak için ne kadar şeker kullanır? Çok basit. Gönder gelsin. Nasıl orantı? Doğru. Çünkü kek artarsa gereken şeker de artar değil mi Esra? Evet. Esra yolladı. Ali Emin yolladı. Zeynep Rüya. Yanlışlık olmasın. Yağız yolladı. Azra yolladı. Aferin Azra. Haydi bakalım. Nihan yolladı. Yani Eslem, Gülsüm, yani bu arkadaşlarla ben öğrettim. Onlar bilmiyordu. Okulda öğrenmediler bunu yani. Merak etmeyin. Hiç sıkıntı yok. Sizin sadece bu konu için arada geldiniz. Evet arkadaşlar 240 grama 80 şeker giderse 510'a ne kadar gider? Çapraz yapıyoruz çünkü doğru orantı. 510 çarpı 80 eşittir 240 çarpı x. Tabii ki böyle gidip de ilkokuldaki gibi 510 ile 80'i çarpmaya çalışırsa arkadaşımız geçmiş olsun LGS gitti. O yüzden ne yapmam lazım? A'nın bununla bu 0 gitti. 8 ile de bu gitti 3 kaldı. 510'u 3'e böldük kaç etti? 120. Demek ki öyle çarpmaya gerek yokmuş. Peki sadeleştirmeyi biz nerede öğrendik? 5. sınıf. Özge bu 5. sınıf ne önemliymiş ya? Vallahi çok önemliymiş. Zeynep Ekin hayırdır nasılsın iyi misin?
Bilmiyorum, yanlış bırakıyor yaptım. Tamam. Hocam pandemide zaten öğrenebildiğimiz kadar öğrendik. Hep bu pandemideki var ya, bu hocalar var ya, bu öğretmen, bu milli eğitim, bu öğretmenler. Hocam ben pandemiden dolayı sosyalliği anlayamıyorum. Çünkü bir de sosyal hocası, hocam boştan yere hep bana kızıyor. Ben anlamıyorum. Üyesi hatırlatıyor. Hocam kayıttayız, kayıttayız. Ne yapıyorsun? Hocam biz de... Evet. Hocam. Zaten o aşılar da boş çıktı be. Onların içinde su varmış, su. Evet. Hocam bizim bir tane öğretmen vardı. Hocam Kılıca... artık yok herhalde. Yok. Amin. Hocam hocam hemen anlatıyordu. Hocam yani siz bu soruyu yapın diyor. Hocam hiç kendi şey yapmadan sadece bir soru yapıyor. Bütün gerisini bize yaptırıyordu. Adam iyi anlatıyormuş. Niye öğretmeye laf ediyor? Bak adam bir soruda bütün konuyu anlatabiliyor. Ben anlatamıyorum. Evet. Hocam anlamıyoruz hocam, işte anlatmıyoruz. Diğer hocam, soruları geçiyor. Efendim? Uzaktan eğitimde öğretmen olmuş. Şey vardı. Hocam, askerler yürüyemiyor. Şey yazmışlar. Uzaktan eğitimle asker eğitim alanlar diye böyle yürüyemiyorlar. Bir şey diyebilir miyim? Buyur. Hocam biz online dersteyken karantinada bir sınıfta bir arkadaşımız vardı küfür etti ama sesi çıkmış. Eyvah. Ay. Yalnız arkadaşlar var ya o pandemi bizi bitirdi. Yani online dersin ne kadar etkili olabileceğini bak ben sizinle bir kere bile aynı ortama geldim mi? Bak üçüncü mezun ediyorum. Öğrencilerim yine %1'lik dilime giriyor. Ama velilerde şöyle bir şey var. Online ders mi? Kardeşim online ders var. Bak şöyle de online ders yapabilirim. Bak maç anlatıyormuş gibi. Necati topa vurdu. Bu da online ders. Bizimki de online ders. Yani şimdi. Hocam Azra dedi ya şimdi. Bir arkadaşı mikrofonunu açık unutmuş küfür etmiş. Hocam. Çok benzeri benim başıma geldi. Oldu ya. Onu çok o zaman eski oldu biliyorsunuz. Üniversitede hocaya diyor ya bir tane kız. Gerizekalıya bak mal diyor ne anlatıyor. Evet hocam. Bir de kendi kitabını öneriyor falan diyor. Yalnız bir tane evet, vardı. En efsanesi oydu. Şimdi Yağız'la görüşüyoruz. Yağız beni işe alacak. Allah'ım Yağız beni işe alacak. Evet Yağız da karşımda oturuyor. Grand tuvalet üstümüz. Tamam mı? Yağız bana soru soruyor. Yurt dışında bir mülakat yapıyor. Ben ondan ders hiç dinlemedim. Adamın çocuğu giriyor. Adam yanlışlıkla çocuğa bakmaya giderken altta üstüne kravatlı ceketli altta ne? Biliyorum hocam onu. Adam utanıyor tamam mı? Adam utanıyor böyle. Yalnız karşısındaki ne diyor? Yok yok diye hiç utanmana gerek yok diyor. O da ayağa kalkıyor. O da onun gibi. Evet. Bak, hocam bizde bir araç olmuştu. Benim bir arkadaşım var. TRT'de spiker arkadaşlar. İsmini vermeyeyim. Bazen görüyorsunuz böyle çıkıyor. Tamam mı? Alt tarafta pantolon blue jean. Bak altta blue jean. Üstte gömlek, ceket, kravat. Belden aşağısını göstermiyorlar ya. Biz onu şey görüyoruz. Grand tuvalet görüyoruz. O çıkarınca şeyden sonra yayından sonra kot pantolon, gömlek geziyor yani. Ama TRT'de olduğu için üstü çekiyorlar sadece. Hocam bence altı başka bir şey pijama. Hocam bizde bir ara bir tane çocuk maske takmıştı. Değişik hareketler yapıyordu hocam. Kamerayı açmıştı. Küfür falan ediyordu. Allah'ım, bizim ekip çok sağ olun. Hocam. Hadi şunu da yapalım son soru. Hocam bir saatte. Topladık. Bir mağazadan 120 TL'lik bir etek. Kalmadı bu fiyat ama. İndirimle 90 TL'ye satılmaktadır. Yıkarlar o mağazayı bayanlar. Yıkarlar. Evet. Bu mağazada tüm ürünlerde aynı oranda indirim yapılıyor. Buna göre 180 TL'lik bir pantolon kaç liraya satılır? Hadi bakalım. İlk gönderene o fiyata bir pantolon alacağız. Bulursanız alırsınız hocam. Evet. Yani hiç bir daha almaymış. Kaç liraya satılır diyor. Dikkat. Evet efendim. Kaç liraya gider bu pantolon? Yani hocam hepsinde mesela ilk etek örneğindeki gibi o kadar mı düşecek sadece yoksa oranına göre mi düşecek? Oran aynı oranda. Yani harita uzunluğu gibi düşünün.
indirimsiz fiyat bölü indirimli fiyat, karşıda da indirimsiz bölü indirimli olacak. Anladınız mı şimdi? Evet. Evet, 150 diyenler var, 60 diyen var. Arkadaşlar dikkat. Dikkat. Arkadaşlar 120 liralık etek 90 liraya satılırsa 180 liralık etek ne kadara satılır? Şimdi soruyorum. Etek arttıkça indirim fiyatı da artacak, doğru mu? Evet. O zaman doğru orantı. Yani içler dışlar çarpı 120 çarpı x 180 çarpı 90. Bu sıfırda bu gitti. 6'ya böldüm 2. 6'ya böldüm 3. 30 oldu. 2'ye böldüm 15. 15 çarpı 9 ne oldu? 135 lira. Evet, biz 35 diyenleri tebrik ediyoruz. Kim onlar? 135 diyenler bu işi anlamışlardır. Hocam ben 6 dedim. Ali Emin 1. 170 diyenler var. Ali Emin. Evet. Emir. Yine. Evet. Aferin. Anlaştık mı efendim? Evet. Evet. Esra, Gülsüm, bekliyoruz sizleri inşallah diğer derste. Arkadaşlar bu akşam da, mı olacak? Bu kadar. Yok, bugün değil. Bugün değil. Şimdi 8'lerle dersim var. Kendinize iyi bakın. Belediyenin açtığı çukurlara dikkat edin. Düşmeyin efendim. Hocam şu 120'yi 60'a bölmüşüz, 2 bulmuşuz ama ondan sonra hocam belediye çukur açıyoruz ya, bize kapatalım. Mantıklı. Duyamadım hocam. Ya hiç sorun değil. Şöyle de yapabilirsin. 120'yi 60'a böl 2. 180'i 60'a böl 2. 90'ı 45, 43'ü çarp 135. Sadeleştirme yaptım ya. Onu siz ne yaparsınız? Tamam. Hocam en son duydum. Evet arkadaşlar. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Kendine hocam tam 1 saat 15 dakika der. Evet, Allah bereket versin. Görüşürüz.